diliyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Şeker tadında bir bayramımız olsun. Asıl bayramımız 14 Mayıs'tan sonra olsun. Hasan bitmez. Kocaeli'ye 7 milletvekili yetmez. İkincisi Nail Çiler, Türkiye Güler. İkincisi Muhit Kanko, CHP Banko. Bizim Saadet Partisi ile olan siyasi akrabalığımız çok eskilere dayanır. Onun için hiç kimse bizim için ne söylerse söylesin, bizim birlikteliğimiz Kıbrıs'a Türk bayrağını diktiğimiz ana vatanımızı, yavru vatanımızı kurtardığımız tarihlere dayanır. Bizim için Saadet Partisi çok çok önemlidir, çok çok değerlidir. Ve bu birlikteliğimiz diğer demokrasi bileşenlerimizle beraber Allah'ın izniyle 15 Mayıs'ın sabahında tarih yazacağız. Ülke demokrasiye, özgürlüğe, daha çağdaş, herkesin düşüncesini çok rahat bir şekilde ifade edebilecek bir sürecin başlangıcı olarak görüyorum. Canlı başla çıkış yok. Kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ve birlikte önümüzdeki Kurban Bayramı'nı iktidar hasreti ve özlemiyle kutlamak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ama biz bunu daha önce de yaşadık. Erbakan hocamızın geçmişteki uygulamalarında biz bu millete hizmet anlamında hangi fırsatı yakaladıysak bunu bir şekilde değerlendirdik ve bu hizmeti gerçekleştirdik. 74 yılını hala bu ülkenin insanları hayırla yad etmektedir. Biz çok büyük hizmetleri birlikte gerçekleştirdik. İnşallah 15 Mayıs'tan sonra da bu hizmeti hep beraber gerçekleştireceğiz. Çok değerli misafirler, çok değerli siyasi parti temsilcileri, hepinizin bayramını kutluyorum. Selamlama konuşması alınca tabii aslında kısa bir konuşma yapmak isterim ama çok anlamlı bir şey yapıyoruz. Birazcık bahsetmek istiyorum izin verirseniz. 100 yıl boyunca çeşitli siyasi partiler kendi aralarında görüştüler. Zaman zaman bir araya geldiler. Farklı ideolojilere sahip siyasi partiler. Ama bunların tümü koalisyon görüşmeleriydi. Tümü sadece o iki partiyi ya da üç partiyi ilgilendiren görüşmelerdi. Ama bundan 3 yıl önce özellikle yerel seçimlerle başlayan süreç, bir önceki seçimi de alabiliriz, genel seçimi de alabiliriz. Liderler, ülkeyi düşünen, gençlerin geleceğini düşünen liderler, başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Moğluoğlu. Bunlar bir araya geldiler ve Türkiye'nin ikinci yüzyılını kurtarmaya karar verdi. Böyle bakmak lazım. İlk kez 100 yıl sonra farklı ideolojilere sahip siyasi partiler bir masaya oturdular. Farklı ideolojilere sahip siyasi partiler bir masaya oturdular. Yüzyılda biriken problemleri arkadaki ekipler çalıştılar. 2200-2300 madde çıkarttılar. Ne kadar çok iş birikmiş değil mi arkada? Bunları gerçekleştirmek için tüm bedenlerini koydular. Düşünebiliyor musunuz? Geçmişte birbirlerimizi suçladık. İdeolojik olarak suçladık. Yaşam tarzlarımız için suçladık. Giyim kuşam için suçladık birbirlerimizi. Ama bir araya gelmedik. Sadece iktidar olabilmek için zaman zaman bir araya geldik. Ama bu farklı bir şey. İlk kez Türkiye'de çok partili sisteme geçtikten sonra milliyetçisi, muhafazakarı, liberali, sosyal demokratı, bütün renkler bir araya geldiler, dediler ki Türkiye'nin ikinci yüzyılında Türkiye'yi bireysel hak ve özgürlüklerle taşlandıracağız. Dediler ki Türkiye'yi demokrasiyle taşlandıracağız. Dediler ki Türkiye nefes alacak, Türkiye'ye bahar gelecek. Kimsenin düşüncesiyle, kimse kimsenin ideolojisiyle, kimse kimsenin giyim kuşamıyla ilgilenmeyecek, Türkiye önüne bakacak ve Türkiye'nin problemleri tek tek çözülecek. Tabii bunları söylerken şunu da bir tırnak içinde söylemek lazım. Bir başkasının konfor alanına müdahale etmemek lazım.
bu alana girdiğimiz zaman çatışmalar başlıyor. Türkiye'de ideali yakalayamayan bir ülke. Ya çok basit bir örnek vereyim. Biz sosyal demokratlar iktidara geldiğimizde yüzümüzü Avrupa'ya dönüyoruz. Muhafazakarlar iktidara geldiğinde yüzünü Orta Doğu'ya dönüyor. Milliyetçiler iktidara geldiğinde yüzünü Türkiye Cumhuriyetlerine, Orta Asya'ya dönüyor. Ortak idealimiz olmadı 100 yıl boyunca. Şimdi ilk kez bunu gerçekleştirme şansına sahibiz. Bütün renkler bir arada Türkiye'nin geleceğini kuruyoruz. İnşallah yani ekonomik problemler falan çözülür. Onu kötü yapmış, bunu iyi yapmış, bu konulara girmeyeceğim. Eğer gerçekten gelecek yüzyılda Türkiye'de çocuklarımızın mutlu, Türkiye'de çocuklarımızın geleceğe umutla bakabildiği bir ülke yaratmak istiyorsak bu oluşuma destek vermeli ve tarihinde de ilk kez 1924'ten sonra, 21 ve 24'ten sonra bir sivil anayasayla toplumsal mutabakat metniyle bunu taşlandıracağımızı düşünüyorum. Bu liderleri ayakta alkışlamak lazım ki bir araya geldiler, ki bunu başardılar. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İlk defa bu kadar iktidara yaklaştık. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında önemli bir seçim yaşayacağız. Hep birlikte 6 siyasi parti olarak 14 Mayıs'ta sandığımızı hep birlikte sonuç açıklanana kadar sandığımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Ve bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Bir de 28 Nisan'da saat 17'de mitingimize tüm Millet İttifakı ortaklarımızı ve Kocaeli halkını davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok değerli İzmitliler, Gebze'den güneş doğacak. Bahar Ankara'dan gelecek, yakındır. İlk önce depremi çok da konuşmamız lazım. Ben Batı yakasından arkadaşınız olan biriyim. Fakat son dönemde Doğu yakası gerçekten Batı yakasına çok önem verdi. Batı yakasından burada kardeşlerim vardı. Yıllarca beraber mücadele ettik. Cumhuriyet Halk Partisi adil bir parti olduğunu, demokrasiye inandığını, hukukun üstünlüğünü fazlası yapacağını gösterdi. İlk beşe 3 tane Gebzeli bıraktı arkadaşlar. Biz buradaki vekil arkadaşlarımızın biraz yükünü almak istiyoruz. Haydar abim bilir, biraz yükü hafifletmek lazım. Bu yükün ağırlığında birlikte kaldıracağız. Ben 6 diyorum, siz ne olur 7 için çalışın. Siz 7 diyorsanız biz 8 için çalışalım. Şimdiden 23 Nisan Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. 1 Mayıs emeğin kenti burası da. Emekçi kardeşlerimden destek istiyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Bir diğer bayramımızı inşallah 85 milyonla birlikte kutlayacağız. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Gebze'nin selamlarını yatıyorum hepinize. Kapalıydı, bulut açıldı, güneş avlına vardı Nailan'ımız. Evet, yine konuşmalarını yapmak üzere milletvekili adayımız Harun Yıldız'ı mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Meclis Başkan Vekilim, İl Başkanım, Millet İttifakı'nın İl Başkanları, Saadet Partisi İl Başkanım, Saadet Partisi Teşkilat Mensupları, kıymetli Belediye Başkanım, ilçe Başkanlarım, kıymetli Milletvekili Adaylarım, bayramın bu güzel gününde hep birlikte olmaktan mutluluklarımı iletmek istiyorum. Şimdi bayram günü, bayram her zaman şeker tadında geçmesi, barışın, kardeşliğin bir arada olması gereken günler. Ama bu mikrofon elimize geçtiği zaman da bazı konuları basın mensupları da buradayken söylemek lazım. Kocaeli'li hastaneden müzdarip, hastanelerin kapanmasından müzdarip. Bunu buradan dile getirmek istiyorum. İl başkanlığı döneminde muhtarlar ziyaretime gelmişti. Bu konuyu o zaman gündeme getirmiştik. Şimdiki il başkanım bu konuyu gündeme getirdi. Muhip hocam gündeme getirdi. Bunu gündemde tutmalıyız. Bütün pazarları dolaşıyoruz. Bütün halkımızın en büyük sıkıntısı
bu 3 tane hastanenin kapanması. Sofalı, Seka, İzmit Devlet. Bunların kapanması bütün halkımız tarafından tenkit ediliyor müzdariple. Evet, bir başka konu da sizlere çok yakın bir kardeşinizim. Üniversite yıllarımda ev arkadaşım milli görüşçüydü. 4 sene birlikte oturduk. Birlikte aynı tabaktan yemek yedik. Halen de sıkı ilişkilerimiz var. Kendisi Ankara'da, Talha kardeşim. Birlikte hiçbir sorunumuz olmadı. 20-22 yıldır da aynı samimiyetle devam ediyoruz. Çünkü biz hiçbir zaman birbirimizin siyasi görüşüne bakmadık. Her zaman ekmeği ortadan böldük, birlikte yedik. Onun için bundan sonra da bu birliktelik kıymetli bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. 14 Mayıs'ta bahar gelecek. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Bir ufak da bir şey ekleyeyim, vaktimiz var anladığım kadarıyla. Zafer Bey'le beni çok benzetiyorlar birbirimize. Geçenlerde Zafer Bey tramvaya binmiş. Demişler, Rafet amca nasıl? Bir başka benzerliğimiz de var. Zafer Bey'in annesiyle benim kayınvalidem süt kardeş. Oradan da bir birlikteliğimiz var. Yani. Onun için kuvvetli birliktelikler 14 Mayıs'ta inşallah hepimize zafer getirecek diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bazı partilerimizin Cumhuriyet Halk Partisi logosu altında seçime girildiği için bir tedirginlik yaşamış olduğunu duyuyoruz ve görüyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin yaşam biçimine, tarzına, düşüncesine, hiçbir şeyine karışmayacak. İnsan olmak bizim için yeter. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ne logosunun altına rahatlıkla mührünüzü basabilirsiniz. Bugün burada bayramı kutluyoruz. 15 Mayıs'ta inşallah bu alanlarda Türkiye'nin baharını kutlayacağız. Hepinize iyi bayramlar, mutlu bayramlar diliyorum. Size teşekkür edelim kendilerine. Biz hep beraber mutluyuz. Birlikte mutluyuz. Birlik olmadan mutlu olunmaz. İnşallah seçimden sonra da farklı düşüncelerimize, farklı bakış açılarımıza rağmen ülke için birlikte birçok iş başarabileceğimize yürekten inanıyoruz. Bunu başarmak zorundayız. Ülkenin buna ihtiyacı var. İnşallah hep beraber başaracağız diyorum. Bu temennilerle hepinizin tekrar bayramını kutluyor, esenlikler diliyorum. Ben İl SKM Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi İl SKM Başkanı Nazım Genç Türkiye'de özel olarak hoş geldin diyorum. Ve